Sayın avukatım, ben gene geldim. Ula senden bıktığımı sandım ya, sen gene geldin mi ya? Ya öyle deme, gene bir hal geldi başıma. Teslim olmam lazım da, teslim olmadan önce senin yanına bir geleyim dedim. Ya arkadaş, ben senden ya meslek hayatımdan utanıyorum artık ya. Altı defa kurtardım seni mahkemeden. 6 tane adam vurdun. Kurtardım, hepsinden kurtardım seni. Ulan gene mi böyle bir şey yapmışsın ya? Evet, gene adam vurma işi var da teslim olmam lazım. Şimdi köşe bucak kaçayırım ama nereye kadar? Önce dedim sağa bir geleyim de. O gerekirse teslim olacağım. Yani beni kurtarabilecek misin? Ulan 6 defa kurtardım seni. Bundan nasıl kurtaracağım seni? Ne yaptın? Bir anlat bakayım yani. Sen gene kimi vurdun yani? Sen bu işi niye yapıyorsun böyle? Bunu anlamıyorum ben. Ben adamı tanımıyorum ki. Nasıl yani? Yani badeyle ki havadan vurulacak. Ben anlaşıyorum bir paraya, vuruyorum. Geçim dünyası işte. Ya sen bunu meslek haline mi getirdin yani? Senin işin gücün yok mu? Başka bir şeyin yok mu? Sen bu işle mi şey yapıyorsun? Tabii senin? Benim işim gücüm bu da, adam vurmak da, o da işti da. Az bindi o. Ulan la ilahe illallah, Muhammedun Resulallah, ulan bu uşak bak kafaya uyuşturacak. Ya sen bir de bakayım ya, sen bu adamları kaç paraya vuruyorsun? Bu en son vurduğumu 5000 liraya vurdum. Ulan sen utanmayın mısın be kebaze adam? Hiç 5000 liraya adam vurulur mu? Ama peş ondan, uç ondan idare ediyor, gidiyoruz işte de. Nasıl? Ulan baba bak, deniz kurudu ya. Ulan geçen gün yemliğe çıkacağım. Yem bulamadım ya. Yani balık tutma yem yok. Yem. Ya şimdi tamam. Şimdi biraz şey var ya bu sene. Kim yedi yemi? Yok ula, yem bulamadık ya. Yok da hiçbir şey, deniz kurumuş. Bu sene deniz yani böyle. Bak doğru düz palamut çıkmadı mesela. Palamut şey yok. Havalar sıcak gidiyor herhalde. Ondan olsa gerek ya. Ama ya. Hamsi var. Hamsi çıkıyor da. Hamsi var ya. Ya cüet yok. Sular isinmiş de. Yok bilmem ne isinmiş de. 200 lira aldım kasasını. Evet. Hamsi. Ne? Sen 200 lira verdin ha değil mi? Ne? O zaman bedava. Bedava. Kaç kilo? 15 kilo var mı? Ufak uç. 15 kilo arası. 20 kilo mu? Ha? Yok gelmez yemeğim. 13-15 arası. 13-15 kilo falan doğru. He. 50 liraya 60 liraya satıyorlar biliyorsunuz. Ya şimdi gittiğim 2 kilosunu 140 liraya aldım. Evet. 70 lira kilo. 70 lira kilo. Evet. Ya demek ki günden güne fiyat değişiyor yani. Un mahallesinden çıktı. Hep oradan çıkıyor abi. Denizden geldi oraya yanaştı. Bu sabah da geldi. Geldi değil mi? Ha. Eskiden de böyle miydi? Eskiden mi? Ha. Sen ne diyorsun ya? Eskiden öyle balık vardı. Öyle balık vardı. Mesela ben balıkçılık yaptığım dönemler. Bende 3 tane şey vardı. Balıkçı motoru vardı. Hı. Bir senesi çıktık işte tayfalan beraber böyle. Şeyde o zaman İstanbul'da Allah Boğaz'da şey yapıyorduk, avlanıyorduk tabii. Orgunoz'a çıkmıştık yani. Orgunoz avına. He, o şeyle de ağ değil o zaman, şeyle atıyorsun. Tabii o zaman şeylerle hani misinalar, kalın misinalarla beraber tutuyorduk orgunoz. Tabii. Öyle oltayı attığım gibi misinayı baktım havadan bir şey kaptini yani. Daha suya inmeden. Suya indiği gibi kaptini. Ulan bir çektim gelmeyi. O kadar büyük ki en aşağı 300-400 kilo vardı yani. Yapma ya. Tabii. Orgunoz. Arkadaş çekiyoruz mümkün değil bu sefer. O başladı bizi çekmeye. Sarsanız onu bir şeye. Ya sardım onu. Baş ucuna şeye sardım onu. O bir şey var orada. Halatı bağladın ya. He, halatı bağladığımız. Eminin babasına. He, babaya bağladım onu abi. İyice sardım onu ona, tamam mı? Nasıl çekiyor bizi biliyor musun? Boğazdan çıktık geldim şeye. Bu Zeytinburnu üzerine götürdü bizi çekerek. Yapma ya. Tabii. Zeytinburnu'nu geçtik geldik şeye. Küçükçekmece sahiline kadar çekti bizi. Ne yaptıysak olmayı. Oradan Büyükçekmece'ye çekti bizi. Büyükçekmece'den Mimar Sinan'a. Mimar Sinan'dan Silivri'ye.
Tercan! Küttük, nereye kadar küttük? Çanakkale'ye kadar küttük. Ne diyorsun sen? Tabii, çekeyi bizi. Bırakın onu. Ya bırakama Ergun'u ki, nasıl bıraksa Ergun'u? Babaya sarmış ya. Orada sardı konuyu, oradan da çözemiyor Ergun'u. Çekeyi bizi yani. Neyse, oradan bizi çevirdi Çanakkale'den. Tekrar geldik, girdik mi Boğaz'a. Boğaz'dan çıktık mı Karadeniz'e. Aha. Tabii, çekeyi bizi, devamlı çekeyi bizi. Kurtarmamız bize mümkün yani değil. Karadeniz'e çıktık mı Boğaz'dan? Rusya'ya doğru döndük mü? Eyvah. Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize. En son kendimizi Rusya'da bulduk. Vize de yok. Ya ne vizesi? Rusya'ya kadar çekti bizi diyelim sana. Nasıl olduysa Rusya'da aklımıza geldi de paltadan kestik, onu da kurtardık. Ulan size ne kafa varmış ya. Ya. Sinepler yiyecek bizi ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber baba? İyi. Ne ettin? Ne yapayım, oturayım abla, sineklerle uğraşıyorum. Hep yediler beni. Kaç tane cesedim var? Ya, ortalıkta var biraz ama. Yok ya, bunları buraya koyayım ya. Eldum bittim ya. Şeyler tamam mı? Misillerin tiplerini kazdın değil mi? Kazdım. Sabahtan beri onlarla uğraşıyorum ya. Bu akşam nasıl bir rüzgar esmiş, hep mısırları devirmiş. Ya, rüzgar ne diyor? Yağmur. Acayip yağmur ya. Oğlum, o domateslere, biberlere baktın değil mi? Yatmadı. Onlara yok. Zaten bazılarına dün akşam zaten sırık vurmuştum da. Şimdi o bazılarına gene şey yaptım. Kazık tıktım diplerine. İyi, onları güzelce bağladım. İyi. Ama var ya, üstüm başım var ya, oldu böyle çamur patak oldum da orada temizledim üstümü ya. Ya tarlaya giriyorsun, çamurlanacaksın tabii, Allah Allah. Pembe yiyeceğim onları, siz yemeyecek misiniz? Sizin üzün yaptık onları da, Allah Allah. Tamam da şimdiye kadar hep gidiyorduk da, böyle çamur olmaydı ya. Hayır, yağmur yağdı, çamur, tarla çamurdu tabii. Anam nerede? Ne bileyim, o daha böyle çıktı gitti ama nereye gittiğinden haberim yok ki. Ya çağır onu da, bir yemek etsin bize de. Açlıktan öldüm ya. Midem karnıma yapıştı ya. Ha, dışarıdan söyle hadi, dışarıdan söyle. Neydi? Dışarıdan söyle yemek ya, Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Baba! Ne? Anama söyle de bir yemek hazırlasın. Ula ben sana dışarıdan söyle dedim ya. E ben de dışarı çıktım da, neredeyim? Ben de buradan söylerim işte. Nasıl? Sefer abi, var mı iş güç? İş çok. Yeter ki yap, değil mi? Yeter ki yap. Artık tamam işte. Uğraş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk sana. Temel Aga, hayırdır ya? Ne bu vaziyetin? Perişan bir halin var ya. Ya biraz moralim bozukta ya. Niye abi? Hayırdır? Ya ne olacak işte ya? 25 senelik mesleğimizden ayrıldık işte. Nasıl ayrıldın? Attılar bizi işte ya. Anlamadım. Seni itfaiyeden attılar mı? Abi sen 25 seneni verdin oraya ya. Evet. 25... Oran en tecrübeli adamı da senedin. Evet. Çok tecrübeliyim bu konuda. Ne oldu peki? Yani 25 sene itfaiyede körep yap, işinden atsınlar seni. İyi de abi, bunun yani bir sebebi olmalı da. Yani öyle durup dururken koca adamı atmazlar. Var, sebebi var tabii yani. Ne oldu, ne du, anlat bakayım. Ya bundan 2 gün, 3 gün önce galiba bir 15 katlı bir binada yangın çıktı. Biz de gittik, üst katları yanaydı tabii. Ne kadar şey yaptıysak söndüremiyorduk yani. O kadar büyüktü demek. Çok büyük bir yangın, çok büyük yangın. O arada baktım çadıya birisi çıktı. Bari imdat, kurtarın beni diye adam feryat ediyor orada. Peki giremediniz mi böyle maskeli bilmem neli? Giremiyorsun işte. Kirsem gıda alacağım hani. He. Ulan ne yapayım, aklıma bir şey geldi tabii. Bir tane çıktım, koştum arabayı, aldım bir tane halat. Halada böyle tüyüm yaptım. Böyle salladım. Böyle halatı attım ha dedim, yakalanı. Adam hemen halatı kaptı. Yok ya. Tabii. O arada tabii ben de ben adamı halatla böyle çektim. Adam düştü altına, adam öldü. Aha. Ya.
15. kat adam oldu parça parça tabii. Tabii tabii adam öldü. Ama abi yani 15. kattan adamı aşağı doğru çekersen adam ölür tabii ya, onu düşünemedin mi? Ya aslında düşündüm. Ben bir ara böyle bir adam kurtarmıştım yani. Bunu aşağıdan yukarı mı çekmiştim? Yukarıdan aşağı mı çekmiştim, hani orayı karıştırdım. Ha. Taş kağıt makas. Olur bence, oynayalım. Taş kağıt makas. Bu sefer de sizden sen... yediniz ya. Taş kağıt makas. Selamünaleyküm. Gene Alperen yenildi. Taş kağıt makas. Ben Alperen'i yiyorum. Sen beni yiyorsun. Sen de beni yiyorsun. Taş kağıt makas. Vur. Taş kağıt makas. Gene Alperen'i yedik. Uşaklar ne haber, ne yaparsınız? İyi, oturuyoruz, taş kağıt makas oynuyoruz. Taş kağıt makas mı? Evet. Can, deden nerede? Evde. Evde? Evet. Bunu nasıl oynayıyorsunuz? Bir de oyun bakayım, bir oynayın bakayım. Nasıl oluyor bu şimdi? Taş kağıt makas. Ne oluyor şimdi? Şimdi ben Alperen'i yiyorum. Yani misin? Kağıt taşı ha? Yiyor. Ha. Makas kağıdı yiyor. Kesiyor. Taştan makası kırıyor. Ulan bizim zamanımızda böyle oyunlar yoktu. He. Bir edin bakayım başka nasıl oluyor? Taş, kağıt, makas. Ha, şimdi... şimdi biz onun ikisini yiyoruz. Evet, bunu yiyoruz. İkimiz de birbirimize selam veriyoruz. Yani. Ulan bakın, bir oyunda ben size öğreteyim. Şimdi diyelim bunun sonunda böyle oynadığınız zaman birbirine bir şey vereyim mi siz? Yok. Yok. Ben şimdi size bir soru soracağım. Eğer bu soruyu bilirseniz size eruk vereceğim. Tamam mı? Tamam. Benim cebimde ne vardı? Erik. Ula size kim dedi bunu? Eyvah, gitti eruklarım. Bu zamanki uşaklarla bir şey oynanmaz ki. Hemen biliyle. O ilaçları ben kime vermiştim ya? Geçen gün Temel de aynı hastalıktan gelmişti değil mi? Dur onu bir arayayım bakayım durumu nasıl. İnşallah telefonunu açar. Yaşlı adam, bakalım kulakları duyar mı? Alo. Alo. Efendim. Temel Reis sen misin? Benim, ben. Sen kimsin? Ben Doktor Dursun. Ooo, sayın doktorum nasılsın, iyi misin? İyi iyi, Allah'a şükürler olsun. Sen nasılsın? Ve tüp gibiyim, tüp gibiyim, maşallah maşallah, harikayım harika. İyi iyi, Allah iyilik versin ya, çok sevindim sağ ol, ya. Sağ ol, sağ ol. Nasıl, durumlar nasıl? O geçen o muayene olmak için gelmiştin ya. He, durumum çok güzel, çok güzel. Harikayım. O ilaçlar vermiştim bana sayın doktorum. 3 günde ayağa tıktı beni. Ha böyle zımba gibi duruyorum. İlaçlar çok harika geldi bana. Harika ilaçtır onlar yani. Yani o ilaçların ya. Faydasını gördün. Tabii, tabii. Görmedim onu mu? 3 günde diyorum o ilaçlar beni ayağa tıktı. Çok güzel ilaçlar onlar. Harika, harika vallahi. Aa, iyi, iyi, iyi. Ha. Sağ ol doktorum. Vallahi, vallahi tebrik ederim seni yani. Tebrik ederim. Ha böyle hastalarını arayıp sorayısın. Haladırlarını sorayısın. Vallahi sayın doktorum seni çok tebrik ediyorum. Ya mecbur arayıp sorayırım. Yani Temel kardeş, yani sonuçta ben de aynı hastalığa yakalandım da o verdiğim ilaçlar fayda etti mi etmedi mi diye onu da merak ettim aslında. Nasıl? Bugün hava biraz galiba yağmur bir görünüyor herhalde. Havada yağmur var. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne ediyorsunuz? Bugün de böyle oturduk muhabbet ediyoruz. Sen hayırdır? Moralim pozuk böyle bir. Pek halın hoşuma gitmedi yani. Ya moralim bozuk değil de. Canım o kadar dar ki. Yani bildiğin gibi değil.
Ya hiç yani hiç yoktan yere yani dert düz başımı derde soktu. Allah Allah, ne yaptın? Ya dün gittim iki tane at aldım. At? He. O benim bir tanesi gebermişti diye. He. Ya dedim biri tek kalmasın. Sonra gittim birinin atı vardı, onu alacaktım. Dedi baki benim dedi iki tane atım var dedi. İkisi de dedi satılıktır dedi. Öyle tekini satmam dedi. Alacaksan da dedi iki tanesini birden alacaksın dedi. He. Ben de iyi dedim. Fiyatı da uygun idi. Yalnız geceydi. Çok da bakmadım yani. O adamı tanırım yani. Bir şey olursa dedim götürürüm geriye. Anladım. Abi sabahleyin bakarım ki atların ikisi de tıpatıp aynı. Allah Allah. Ya bakıyorum sağdan bakıyorum soldan. Yok abi atları birbirinden ayıramıyorum ya. Yani böyle ikiz olsa tamam. Hadi benzerlik olur da ya aralarında bir fark olur da. Öyle bir şey yok abi. Atların ikisi de aynı. Dedim sen anlarsın bu işlerden. Gel abi danışayım. Ne yapmam lazım? Ne etmem lazım? Ben bunları nasıl ayırt edeceğim birbirine ya? Ya illaki aralarında bir fark vardır yani. İllaki var. Bak şimdi. Alabın metriysen çit kuyruklarını ölç. Tamam mı? İlla ki birinin kuyruğu o birinden ya uzundu ya kısadı yani. Ben ona dikkat etmemiştim. İlla ki öyle bir şey vardır ya. Yani. Neyse ben gidip ölçü geliyorum ben biraz sonra. Allah Allah. Yok abi. Ben dedim da. Benim gözlerim yanılmaz ya. Ne yaptın la? Ne yaptım? Aynı dediğim gibi. Yani bir atın kuyruğu milimi milimine diğeriyle aynı olur mu? Allah Allah. Ya en ufak bir milim farkı yok ya. Deli olacağım, kafayı yiyeceğim ya. Dur bakayım. Ne yapabilirim? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ne? Alabını bakayım. Şimdi bunların iki adında alt ayakların olan nalların olduğu yere bununla vuracaksın, anlıyor musun? Muhakkak ki bir tanesi ayağını ya fazla çekecek ya az çekecek. Yani o ayak çekmelerinde bir fark olacak, anlıyor musun? Peki. Onu bir yere böyle kayıt edersin, hangisi fazla çekmişti ayağını, hangisi az çekmişti, bir yere böyle yazarsın hani öyle birbirinden ayırt edebilirsin. Al bakayım abone. Ha şimdi o zaman ben bunun bu yürüme şeklinden ayırt ederim o zaman onu değilsin yani. Ha veyahut da dur bir dakika bakayım ya. Şundan da şey yapabiliyorsun. Yani birine işaret böyle vurabiliyorsun şeyine bu. Abi dünya para verdim o. Yok yok öyle ben, Allah hayvanın böyle terisine merisine değil. Ayak topuğu yok mu yani nalına yani. Nalına o şey ya böyle bir çarpı bir şey korsun ki. Yani öyle de ayırt edebilirsin. Sen de bunu da al bir tene bakayım. İyi bir bakayım abi. Abi. Bir bakayım. İnşallah çıkar bir şey. Ulan ya sabah sabah bak kaldığımız sıkıntı arkadaş ya. Allah Allah nasıl attılar da bunları birbirinden ayırt edemeyi bu adam ya. Ya ikisi de simetrik aynı ya. Ne oldu lan? Yok abi yok yok yok. Hiçbir şey olmuyor. Aa tek ucunda senin olsun. Neresine vurursan savur hiç farkı yok. Aynı değilim sana ya. Allah Allah. Yani vuruyorsun hep simetrik çekiyor. Ya abi biri ne yediyse öbür de aynısı neydi? Allah Allah ya böyle bir şey var mı ya? Yani sanki bir tanesini aynaya koymuşsun. He. Öbürü de yani ne yaparsa aynısını yapar ya abi yok. Bak şimdi. Yapacak olduğun bir şey var. Ne abi? Şimdi sen gitsesin. Bunların ikisinin karşısına oturacaksın aşağıya. Tamam abi. Tamam. İyice bakacaksın ama. En az yarım saat. Ben abi gerekirse bir saat de otururum karşılarına. Geleceksin abi. Diz çökeceksin. Dizlerin üzerine ikisini de alacaksın abi. Karşına. Anlıyor musun? Bunları ha böyle yarım saat. Bir saat daha uzat. Mesafeyi uzat.
bunları böyle seyir etsin. Muhakkak bir tanesinde bir değişiklik göreceksin. Mümkün değil yani. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bir ara bu gazetelerin bulmacaları var ya, orada fark bulmaca vardı. Birine böyle bir 7 tane şey gösteriydiler. Bir tanesi farklı dedi. Onlar acayip buluydum. Bunu kesin bulun. Tamam. Işte. Tamam abi. Kesin şimdi bir şey bulacak yani. Yoksa mümkün değil. Bu kadar benzerlik. Aha gelin. Herhalde buldu. Sanki böyle yüzü de küler gibi yani. He? Yüzün gülüyor, bir şeyler buldun galiba. Buldum tabii abi ya, bulmaz mıyım? Ya sen var ya, hakikaten var ya, bu işi var ya biliyorsun ha. Gittim oturdum karşılarına abi. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat inat ettim. İki saat karşılarına oturdum ama buldum abi ya. Yani fark neydi? Fark ne biliyor musun abi? O kadar bir ince bir detay ki. Nasıl yani? Beyaz atın kulağı, siyah atın kulağından 5 santim kısa. Nasıl? Yani milimi milimine iki kuyruk aynı olur mu? Bunlarınki aynı. Oh. Ala bunu bakın. Bu şey oldu. Biraz şey oldu. Ala. Tamam hadi tekrar. Şeyden oldu. Bu çıktı geldi buralara. Gülmüyorum geliyorum gülemiyor. Öyle bir kesiyor gidiyor geliyor. Hiç umrunda değil. He. Hiç umrunda değil. Ama genel var da. Sanki evin içinde dolaşıyor. Beni kesiyor. Öyle bir kesiyor. Ama şey var da genel var ya. Biz buraya konuşuyoruz. Bunun kendi şey. Bunun kendi görünüyor. Ben yokum bir yasada. Hiç dediğini bana böyle anlamayın. Ya oradan güleceksin de gülemiyorum. Neyse hadi. İkinci gelişi tekrar alalım. Bir daha baştan mı? İkinci gelişi. Ha metre sende. Ben tutarım abi. Ahmet abi. He? Bunda da otur istersen. Olur. Orada oturmam kurtarıyor mu? Evet evet. Çok iyi. Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bak. Yok. Gülmemek için de bu bakma. Buna bak. Neyi hatırlatıyor sana da gülüyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey hatırlattı. Hiçbir şey hatırlatmayayım ha. Kesinlikle. Buradan alalım.